Kazanım 62'ye geçtik. Burada DE eşittir 2EC demiş. İlk önce oranları bir yerleştirelim. Şuraya ben M diyeceğim. O zaman DE dediğim değer 2M olur. Hatta burası da bak yukarısı boydan boya 3M yaptığı için aşağısı 3M'dir. Daha çok rahat oldu soru. Bu kelebek benzerliğinden direkt çözülebilecek bir soru oldu. Evet. Ne diyeceğiz? M'nin 3M'ye oranı, benzerlik oranı bu. 4'ün de X'e oranıdır. Şuna çapraz gitti. Ve X buradan 12 çıktı. Geçtik. Evet, bu soruda benim şekil çizmem gerekecek. Nasıl bir şey yapalım? Şu üst kısmı kullanmak istiyorum. ABCD paralel kenarında diyor. Şöyle bir ABCD paralel kenarı çizelim. Evet. Nereye? Şu ya diyelim. B, C ve D dedim. B eleman CD diyor. Yani o zaman B bunun üzerinde bir yerde. Nerede olduğunu bilmiyorum. Gerçi şurada F ile ilgili bir orantı da var. DF'nin olduğu yer 2, BC'nin olduğu yere 3. O zaman bu F C'ye daha uzak. Tamam. Şu F noktası mantıklıymış. Hani burada bir yerde olabilir diye düşündüm de. Yazmışken onları da yazalım. Şuraya demek ki renk değiştirebileyim. 2M buraya da 3M gelecekmiş. İlk yapabileceğim şey bu. Ya ben şimdi bunu kullandım, bunu kullandım. Sırada burası var. E eleman AD diyor. Buradaki AD'nin sınır çizgileri yok dikkat ettiysen. Bu AD yolu üzerinde yukarıda da olabilir, aşağıda da olabilir, üzerinde de olabilir. Bilemiyoruz şu an bunu ama şu doğrultu üzerinde. Yani üzerinden şöyle geçeyim. Şunun üzerinde bir yerde bu. Tamam. Bakacağım. Burada diyor ki BE ile CD'nin kesiştiği yer. BE nerede bilmiyorum. CD şura. Ha o zaman anladım mevzuyu. Şunun yolu üzerindeymiş bu E noktası. Şöyle bir şey. Değil mi? Bak o cümleye geri döneceğim ben. BE ile DC'nin kesiştiği yer F noktası. Tamam. Burada. Evet. Şimdi AE 15 birim verilmiş. Burası boydan boya 15 diye verilmiş. Ve bize BC soruluyor. Şurası soruluyor. Aslında şurası soruluyor. Hatta ben şuraya 15 eksi x de diyeyim. Evet. Soru benzerlikten rahatça çıkabiliyor. Şurayı görüyorsun. Bak 2M. Burada bir kum saati benzerliğimiz var. Yani 2M'nin 3M'ye oranı 15 eksi x'in x'e oranıdır. Bunlar gitti. Evet 2x eşittir 45 eksi 3x yaptı. Buradan 5x 45 ve x değerimiz de 9 geliyor. Evet durum bu. Şimdi buradayız. BK. BK burası. Buraya M diyelim. Sonra KC. Şurası da 3M mi? Evet 3M. Bir kere köşegenler çizildiği zaman ortalamalarını biliyorum ben. Burası 3M iken o zaman burada full 3M. Yani AK aralığından bahsediyorum. Demek ki buraya da 2M kalacak. Peki biz buradan bu soruyu nasıl çözeceğiz? Evet, bir bakıyorum şöyle. Bunu yapabilirim. Önce bir saati benzerliği aradı gözlerim. İkisini kullanmak istiyorum. Ve buradan da soru geliyor zaten. Nasıl oluyor biliyor musun? Bir dakika renk almadı. 2M'nin buraya oranı, yani yazıyorum. Kaç yaptı o? 4M. Eşittir. M'den geldim değil mi ben o zaman? 8'in x'e oranıdır diyeceğim. Bunlar gitti aşağıda 2 kaldı. X buradan 16 geldi.